Selam YouTube, yayındayız. Twitch Alpina TR'de. House Flipper'a başlayacağız. Şu an yayında da ilk defa oynayacağım. Başlayalım. Bir video çekmeye başlayınca garipsedim. Kameranın üstünde garip bir şey var da. Evet, umarım sıkıntı çıkarmasam video çekip hem şey yapmam. Şu anlık bir sıkıntı yaratmıyor olarak görünüyor. House Flipper'a hoş geldin. Bu oyunda evleri satın alabilir, dönüştürebilir, dekore edebilir ve satabilirsiniz. Yine de şimdilik ofisini ve her şeyi yönetmek adına gerekli olan dizüstü bilgisayarı aramak için bu barakayla yetinmen gerekiyor. Oo. Gelen kutunuza yeni siparişler geldi. Siparişleri tamamlamak yeni bahçe aletlerinin kilidini açar. Beğendim. Ama biraz beni salsan. DLC'sinden aldığın tüm yeni eşyaları kontrol et. Evet, oyunu DLC ile oynuyoruz. Ses bana fazla geldi. Bence böyle daha iyi oldu. Evet, şimdi atmak için sol tık. Okey. Oo, temizle, buraları da temizle. Biraz garip hissettirdi. Dur bakalım, ben bir DPI'yimi düşüreyim. Oyun ekranı çok garip görünüyor ya. Şeyi kapatamıyor muyuz? Daha iyi mi oldu? Yani bence daha iyi oldu. Bu arada ben burayı niye temizliyorum ya? Burası benim zaten şey. Burayı temizlemesek de olur. E ile açıyormuşuz. Güzel. E ile kapımızı açtık. Atmak için bas. Yani temizleyelim ya. Oha. Oha. Oha, her şey. Bir dakika, ben şimdi her şeyi oynatabiliyor muyum? Peki. Shift. O. Ya bu oyun cidden tam rahatlamalık. Şöyle bir düzenleyelim. Şöyle. Tamam, öyle kalsın. Ha, dizüstü bilgisayarın. Aleykümselam. Hoş geldin. Dizüstü bilgisayar sana iş bulmada, evleri satın almada ve onların arasında geçiş yapmada yardımcı olacaktır. Henüz bir ev satın alacak kadar paran yok ama şimdiden ilk e-postanı almış görünüyorsun. Tamam, onlara bakarız. Önce bir şurayı bir temizleyelim ya. Bir dakika, neydi? Shift scroll. Direkt. Ha, anladım. Hiç anlamadım ama neyse, çaktırmayın. Şu pisliği temizle. Bu ne kardeşim ya? Bu böyle olmaz yalnız. Koy böyle. Güzel. Lan, kaloriferimiz yok. Ben burada donuyorum zaten. Şu anlık şurada dursun. Aa, ne yaptın o? Ha. Bir kere basmam yetiyor onu bırakmak için. Güzel. Yalnız burayı bok götürüyor ha. Bayağı dipten başlıyoruz yani oyunda. 30 bin dolarımız var. Yani buna karışmayacağım. Oturalım. Ha, bir dakika, ben onu niye kullanamadım? Merak ettim. Tamam. Başka bir şey düzenleyemiyor muyuz? Oo, hepsi. Nem nem nem. Şimdi. Çekmece olduğuna emin miyiz? Allah Allah, niye bırakamıyorum ben onu ya?
Kardeşim, bunu buraya koyar mısın? Karışmıyor hocam ona. Burayı bayağı bok götürüyor ya. Kullan. Bir tane postamız varmış. Eski erkek arkadaşım evimden... Eski erkek arkadaşım evimden radyatörümü çaldı. Kız arkadaşınız radyatörünü çalmayın, tamam mı? Merhabalar. Evime... Yaşamı bir hayal ettim de böyle alıyor böyle. Kolunda gidiyor böyle. Merhabalar. Evime düzen getirmek için yardımınıza ihtiyacım var. Face spam hesabında yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski erkek arkadaşım evime izinsiz girmiş. Ortalığı savaş alanına çevirmiş ve radyatörü çalmış. Çalınan başka eşyaların olması da muhtemel. Lütfen evi çekip çevirin ve eksik eşyaları temin edin. Hadiseden polisi haberdar etmemenizi rica ediyorum. İş gezinizden döndükten sonra eski erkek arkadaşım ile bizzat ilgileneceğim. İş gezisinden. Arşiv ne? Ha, bu önceden yaptıklarımız herhalde. Sera Sare. Garip isim. Garip isim. Tamam abi. Neye tamam? Çok odaklanıyorum yayına. Bazen böyle ne söylediğimi bile unutuyorum. Tebrikler. Yeni bir aletin kilidini açtın. Artık kirli yerleri paspas kullanarak temizleyebileceksin. Bu arada bir dakika. Şu an yayınla alakalı bir sıkıntıyı fark ettim. Xerox 123 aramıza hoş geldin dostum da neden bildirimi çıkmadı bu şeyin? Bildirim kutusunun. Takipçiler. Tamam. Tamam. Acaba çıktı ben mi görmedim? Şöyle bir tekrarlatacağım. Yo, bildirime gelmedi baya baya. Allah Allah. Niye olmadı ya? Ben de güzel bir yeni bildirim sesi ayarlamıştım oysam ki. Çünkü bunu kapatmışım. Bir dakika. Tekrar. Hı. Tamamdır. Şeyini kapatmışım ben onun ya. Bildirimini kapatmışım. Nasıl yapıldığını da yeni keşfettim bu arada. Öyle bir şey de var. Tamam, başka bir sıkıntımız yoktur diye umaraktan şöyle yapıp bugün çok kötü seni yalnız bırakıyorum. Tamam dostum, görüşürüz. Diğer yayınlara bekliyorum. Hop. Şimdi ha. Ne yapmamız lazım ki bu evde? Aracı değiştir. Oo, arayüze bak, güzel, beğendim. Aç kapıyı. Adam bayağı evin içine sıçmış. Şimdi bir sat bunları önce. Fıt fıt. Bir dakika. Oyunun müzik sesi fazla, şey sesi az geldi. Bana. Şuraya koy. Böyle düzelt. Ve adam cidden evi savaş alanına çevirmiş ya. Da ben, bu bir adamın işi değil yani. Birkaç adamın işi bence. Kızın evi de çok tatlıymış ama. Beğendim. Şimdi önce bir çöpü pisliği bir temizle. Şimdi sen... Tamam. Şimdi neydi? Satık bu. Temizle, 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 tertemiz yap. Her yeri, her yeri. Oh, pırıl pırıl oldu. Banyoyu hallettik. Şimdi kiri temizle, cihazları monte et. Ne cihazı ki? Abi ne güzel temizleniyor ya. Çok zevk alıyorum şu an. Ay harika. Ne oldu? Yeni beceri puanlarını istediğin şekilde kullanmak için tableti aç. Nasıl yani? Tablet. Ne bu? Gelişti. Aa. Ben bunu beğendim. Ne? Temizlikte level almışız. Daha hızlı temizlik. Küçük haritadaki çöplerin bazılarını gör.
Çoğunu gör, hepsini gör. İyi paspas, ultra hiper paspas. Kirleri uzak mesafelerden temizleyin. Üh! Hızlı mı? Bence haritada çöpleri görmek daha mantıklı. Şimdi mesela bak, şurada bir tane varmış. Ha, burada. Hop. Fratto 2 yap bakalım. Abi ne güzel pırıl pırıl oldu eyvah. Keşke gerçekten de temizliğimiz bu kadar kolay olsa. Oh. Şey diyeyim mi? Ben bu oyunu çok sevdim. Ben bu oyunda çok zaman geçireceğim gibi duruyor. Şimdi kiri tem... Neresi kirli kalmış? Paspası temizlememişim. Radyatör. Cihazları monte et. Tablet. Ben mi yapacağız onu? Ne? Şimdi görevler. Cihazları monte et. Radyatör. Monte edilebilir büyük radyatör. Hangisini almam gerekiyor ki benim? Fark etmez diyorsun. Ha, İyisinden alalım ablama ya. Masumu göremiyorum, o kadar beyaz ki. Oo, büyük geldi. Artık elinin altında bir tabletim var. Kullanmak veya gizlemek için... Zaten ben bunu fark ettim. Vazgeçtim ben bundan. Tablet. Bundan. Aha, şimdi satın al. Koy böyle. Ne yapmam lazım? Üf. Ay ne güzel. Bir şey değil mi? Çok zevk alıyorum şu an. Saçma bir şekilde aşırı zevk alıyorum. Oh mis. Sipariş tamamla. Tamamını yaptık değil mi? Yani et. Şunları da bir düzenleyelim. Caps'la kaçma. Şöyle. Şöyle koy. Yalnız ablacığım bu tam kapanmıyor. Çayı da hazırlayalım. Bunu açabiliyor muyuz? Yok. Oo. Bunları da düzenleyelim ya. Kapıyı kapat. Dın dırırırın dım. Dırırırırırırım. Ha, bu düz olmamış ama. O zaman bu da düz olmadığı anlamına geliyor. Tamam, bu zaten nereden baksan düz. Başka bir şey, başka bir şey. Evet, gerisi düz. Kapatalım. Bulduğumuz gibi bırakıp. Aa, yok olmuş. Güzel. Siparişi tamamla. Tamamla. 800 dolar. İyi para. Vallahi çok temiz para. Ne güzel, tertemiz, düzenli. Aa bak, şu sandalyeyi düzeltmemişiz. Ben bu oyuna bayıldım, bir şey diyeyim mi? Ben bu oyuna bayıldım. Dosyalar, portföy... Söyleyemiyorum ki ben o kelimeyi. İnsanlar pek sevmezler. Şu bizim yeri de temizleyelim şimdi. Yoksa bok götürüyor. Şimdi... Hayır, tablet değil. Sağ tık. Hop. Tabii ben her gün süpürgeyle masamı silerim. Niye onlar gitmiyor? Onlar kir değil mi? Herhalde duvarlarımız dökülüyor. Yap 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 yap. Oh mis. Tertemiz olsun. Tertemiz. Fratto 2. Kapı kötü durumda, aynen. Temizlikten dolayı değil. Şuraların haline bak. Bok götürüyor bok. Hadi temizle. Yaklaşmam mı gerekiyor? İşte, neyle eğiliyoruz? Ha, C ile eğiliyoruz. Allah Allah, orayı temizlemedi. Bu ne? Örümcek ağ mı? Aleykümselam dostum, hoş geldin. Şimdi oldu. Az önce herhalde bug'a girdik ya. Bak bakayım.
Yok bunlar kir değil, onlar iz an. Beni niye kapatıyorsun? Kapan. Buraları da oh, temizle temizle, tertemiz olsun. Seni al, baş ucumuza koyalım. Birisi saldırırsa tokatlarız bununla. Sağ tık, fırça. Hop, burayı da temizledik. Buranın üstü falan pis değil değil mi? Abi şu yatağa bak ya. Nasıl uyuyorsun burada yavrum sen? Canım benim. Böyle temizliyoruz. Anlatır mısın? Herkesin beklentisi yüksek ve sen de çekeceksin. Yani oyunu nasıl anlatayım? Hani beklenti çok yüksek oyundan cidden dediğin gibi. Yani şey, yeni bir GTA 5 etkisi yaratması bekleniyor. Hadi şurada yemek yemiş gibi olalım. Yani dur bir dakika, odaklanayım ha. Hani yeni bir GTA etkisi bekliyor insanlar ve hani zor gibi bence hani. Bu her baba yiğidin harcı değildir ama hani adamlar gerçekten çok fazla reklam yapıyorlar hani öyle söyleyeyim. Ve o reklam da beklentiyi çok büyütüyor. Hani bunları satamıyor muyum? Herhalde satamıyorum. Hani biz yeni işlere bakalım. Yani oyun aç... Ben GTA'nın 2100'de geçiyorum. Bana öyle 2077'de geçiyor zaten adındaki gibi 2077. GTA'nın öyle bir hali gibi duruyor. Ama hani nasıl diyeyim? Ya illaki farklılığı vardır. Şimdi bir kere oyunda çok daha fazla yapay zeka var. Hani mesela GTA'da sokakta gördüğün adamı işte sövüyorsun, el hareket çekiyorsun, kavga ediyorsun, bu kadar. Cyberpunk'ın sana vaat ettiği şey, eğer ben yanlış anlamadıysam, bütün NPC'lerle yani oradaki yapay zeka adamlarla ayrı ayrı şey yapabiliyormuşsun. Konuşup şey yapabiliyormuşsun. Bu arada ben göreve hiç bakmadım. Tablet görev. Çöpü dök, kiri temizle, camı temizle. Nereye ama? Ben hiç bakmadım ya. Buraya mı acaba? Ha, haritamda görün aynen. Garaj temizleyeceğiz. Yani GTA ile çok hani hem kıyaslayabilirsin hem kıyaslayamazsın. Böyle biraz farklı gibi geliyorlar ya bence. Hani bence farklılar. Ama sürekli erteliyorlar ve hani artık insanlar şey diye düşünmeye başladı. Büyük ihtimal FOS çıkacak bu oyun diye düşünmeye başlayanlar çok fazla. Hani bir oyunu hadi bir kere ertelersin, iki kere ertelersin de yeter yani. Hani şu an mesela çıkmış olması lazım da oyunun önceki vaadine göre. Oh ne güzel tertemiz oluyor ya. Oh. Aha yine level atlattık. Güzel. Şöyle koy. Şunları bir düzeltelim ya. Bunları koyduk. Başka atacak çöp. Bu var. Hah tamam. Bütün çöpleri attık. Mesela adamla sohbet edebiliyoruz, ana avrat da söyleyebiliyoruz. O kadar detaylı bilmiyorum yani ama sohbet seçeneği falan bayağı fazla. Ve oyunda hani nasıl diyeyim 3 karakterle herhalde başlayabiliyoruz. 3 çeşit karakterle mesela GTA'da hikayesi tabi. Online artık nasıl olur bilmiyorum veya online olur mu onu da bilmiyorum. Mesela GTA'da bir karakterle başlamak zorundaydın. Ve o karakterlerin hepsinin birbirine bağımlı. Hani karakterleri tek tek oynamak zorundasın. Bütün görevleri yapabilmek için. Ama Cyberpunk'ta sanırım bir karakter seçiyorsun ve onun hayat şekline göre yaşıyorsun bir nevi. Hani mesela bir adam var mesela bir şirkette çalışıyor. Onunla şey yapabiliyorsun. Onunla başlayabiliyorsun oyuna. Bir adam var mesela şeyle ne denir? Hani alt sınıf bir adam diyeceğim. İşte gecekondu bölgesinden birisiyle. Hani sokak bebesi diyebiliriz. Birisi de var şehrin sokak bebesi. Anladığım kadarıyla. Öyle 3 adamla şey yapabiliyoruz. Ertelenen oldu sonra kötü iş. İşte genelde ertelenenlerin sonu kötü bitiyor. Şu an zaten hani artık reklam yapıyorlar yoksa onlar hani sponsor gibi tam tersine para mı kazanıyorlar çok bildiğim olaylar değil hani.
Hani Cyberpunk'ın mouse'u çıktı ya. Razer tarafından çıkarıldı. Hani daha oyun çıkmadan oyunun ekipmanları çıkıyor. Şurada bir pislik vardı sanki. Camı temizle. Camı nasıl temizleyeceğim? Ay, şuna bak. Mis. Aa, çok güzel temizliyor. Ama kullanımı biraz garip. Zaten çekeceği kadar adamı çekti ki. Hani bundan fazlası yok. Hani bundan fazlası oyun çıktıktan sonra gelir. Çok güzel ya. Cam pırıl pırıl oldu. Ay, ne kadar güzel oldu lan. Burada başka yapabileceğimiz bir şey var mı temizleyebileceğimiz? Aslında şunları düzenleyebiliriz. Ama sipariş tamamlandı yani. %100 oldu artık, gerek yok. Siparişi tamamla. 476 dolar mı? Olsun, olsun. Türkiye'de çok fazla para ama yurt dışında o kadar fazla para değil. Yani tertemiz oldu, daha ne olsun. Bisikletlerini bile düzelttim adam. Sauna eklemek fiyatı arttıracak. Sauna mı? Are you serious? Oyunda sauna var lan. Tabletindeki galeri sekmesini kullanarak sabit diskindeki istediğin görüntüyü seçebileceğine ve bir afiş veya resim olarak da. Ayrıca oyunda resim çekmek ve çalışmalarını diske kaydetmek için kamera sekmesini kullanabilirsin. Bir dakika, doğru mu anladım? Dükkan, aksesuar, çerçe. Tablo mu? Nasıl? Bir dakika lan, çok merak ettim. Üniversitenin üzerinde bu kullanılmıştı. Aynen öyle. Zaten o adam direkt hani buranın magazini gibi. Tablo, çerçeve yok. Tamam, o zaman tablo alıp şu an çok garip bir şey keşfettik. Keşfettim mi artık, yani oyun bize dedi ki böyle böyle bir şey var dedi. Ama bu hepsinde mi oluyor? Yani ben boşuna da almak istemiyorum açıkçası. Var tablosu, tablo. Aksesuarlar, kapı ve pencereler, tabi lamba, banyo, dekorasyondadır. Ne? Echeverya mı? O nasıl bir şey lan? Echeverya takımı, vay. Yoksa bu resimlere mi koyabiliyoruz? Hangisi koy... denemeden anlayamayız yani, hadi. Medium olsun. Şimdi satın al. Bir dakika. O nasıl yapılıyor lan? Abi çok çok merak ettim şu an. Kamera. Fotoğraf ekle. Oha. Dur ama önce bir fotoğraf indirmek istiyorum. Dostlar bir dakika. Isınmaz ya. Isınacağını tahmin etmiyorum ya. Şu an benim bokum donuyor açıkçası. Bir dakika abi. Şu an bir şey deneyeceğim. Eğer olursa harika olacak. Resmi farklı kaydet. Aynen, masa üstüne kaydet. Masa üstü. Aç. Tablo oluştur. Oh, evet. Şimdi satın.
Abi Atatürk tablosu alıyoruz. Oha 1.000 dolar mı? Yok bir dakika. Boyutunu küçültmem lazım. Atam özür dilerim ama durumumuz çok iyi değil. Nasıl satıyoruz bunları? Valla çok çözemedim nasıl satış yapacağım. Belki de açılmamıştır daha. Tablo oluştur. Nereye koyabiliriz? Tam böyle çalışma bölgemizin karşısına. Çok güzel oldu lan. Abi aha bak buraya oturacaksın böyle. Tamam mı? Aha böyle izleyeceksin. Neyse hadi bakalım devam edelim. Hop biraz çakılı ve birkaç çalı. Selamlar. Dişçi ofisimde evde çalışıyorum. Her çeşit diş operasyonunun altından kalkabiliyorum. Ancak bahçemdeki deliklerle ve yabani otlarla baş edemiyorum. Bir dakika dostlar bir su içeceğim. Şurada şurayı da açayım ya. Lütfen bahçemin ön kısmına çakıl döküp şunlardan kurtulun. Ayrıca daha iyi bir görünüme sahip olması adına biraz da çalı ekebilir misiniz? Saygılarımla Havva Zeybek. Kabul etmiş ki. Hadi bakalım. Abi şu an bir yandan YouTube'a kayıt yapıyorum. Bir yandan Twitch'te yayın yapıyorum ve bilgisayarım zorlanmıyor. Bakayım ısınmış mı? Oha bilgisayar ısınamamış. Hava o kadar soğuk. Ha. Artık mağazadaki bahçe kategorisinden bitkileri araştırarak bir bahçe tasarlayabileceksin. Güzel. Tebrikler. Yeni bir araç açtın. Bahçe hortumu kullanarak çiçekleri sulayabilir ve su bidonlarını doldurabilir ve evin dışında kiri suyla temizleyebilirsin. Beğendim. Şimdi benim ne yapmam lazım? İndirim mi? Her neyse. Böyle girdik ha. Ha. Ha şu dört bölgeyi mi düzenleyeceğiz biz? Ha, evet. Tamam. Oo yabani otları ben göremiyorum ki. Dur bakalım bir şey deneyeceğim. Olursa çok güzel olacak. Skill gelmiş. Dur bakalım ne verelim? Ha bahçıvan. Çim düzeltme menzili arttırıldı. Yüksek çimler mini haritada gözüküyor. Yüksek çimler dedi. Ve serme hızı ayarlanabilir. Yüzümü kürekle daha hızlı kazma. Ney? Feza balta güç hız arttı. Rikaz görünür yabani otlar. Yani yabani otları görmek bence çok daha mantıklı. Temizlikte ne verelim? İyi paspas. İyi paspas verelim. Bu ne? Pazarlık. Oh, en iyi satış fiyatı hakkında pazarlık imkanı. Sipariş gereklilikleri. %10 fazla ödeme. Bence şu anlık biraz gelirimizi arttıralım. Bu iş Eldiren. Oyunu ben de Eldiren'den gördüm ama izlemedim. Çünkü kendim oynamak istiyordum. Biraz oynamak. Bulalım. Dur ne yapacaktık? Ha görevler. Hop kum şey yapacağız. Çakıl şey yapacağız. Ne değişiyor ki? Kare, yuvarlak. Ya, fiyatta bir farklılık oluyor mu? Bir dakika. Özel bir renk isteği var mı? Tek renkli çakıl. Tek renkli çakıl. Yaz. Valla ben kırmızı yaparım o zaman burayı. Birden fazla satın al. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Ha basılı tutuyoruz. Güzel. Aa. Ya. Aga olmadı be. Ben şey diyordum bunu yaptığımda yabani otlar da gider diyordum. Hiç uğraşmam diyordum da. Bu arada para bizden mi gidiyor? Kardeş para bizden gidiyor yalnız. Peki. Bunları sat. Fırat Doğan 2. Şimdi ben bunları nasıl satacağım? Şey yapacağım ki.
Aha, bunlara bir şey yapmıyorum. Kozalak çalı. Tamam. Kozalak çalı. Bitki yerleştir. Kozalaklı çalı uzun. Valla ucuzundan çakarım ablacığım, ben seninle uğraşamam yani. No money. Şimdi satın al. Şöyle harcama buraya. Kaz. Güzel. Oğlum animasyonlar falan çok tatlı. Her seferinde tekrar basmam lazım. Valla oyun çok hoşuma gidiyor şu an ya. Abi dehşet rahatlamış durumdayım. Cidden hani chill yayın açtım ve hani amacıma gerçekten ulaştım yani. Fırat Doğan 2. Buralar zaten temiz. Ya benim merak ettiğim şey, bahçe ortamı, eşyaları sat ha. Bunları satmam gerekiyor mu? Tüm bitkileri yerleştir. Ya şunları satmamla alakalı bir şey de. Arabayı satabiliyor muyuz? Altta yazanı gördünüz mü? Kabalık olur. Artık böyle para kazanmıyorum ben. Anam küçük kalmış, her neyse bana ne. Hemen şurayı da yapalım. Ne diyor? Çift renkli çakıl. Kardeş sen de... Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok... Çok zevksiz bir adam belli ki. Çakılları iri olsun, ayağına batsın en azından. Hayır yani, iç tarafı simetrik yaparsın be. Yani ne bileyim. Hiç mi beyin yok? Ben niye arada bir şeylere takılıyorum? Ben onu anlayamadım. Oo, bayağı devam ediyoruz yani. Tamam. Yabani otları sök. Tık 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 tık. Oo, hepsi kabak çiçeği gibi açığa çıktı. Hemen hemen. Başka? Kozalaklı çalı. Tab. Kozalaklı çalı. Aynısından koyalım. Şimdi satın al. Simetrik olsun. Hop şöyle koy ortaya. Bitkiyi yerleştir. Kaz. Abi oyunun müziği ayrı sakinleştirici. Her şey çok iyi. Çakıl dizmesi adamı rahatlatıyor. Yani evet. Ama biraz garip hissettiriyor o oynayışı ya. Hani sanki bir ayar farklı veya eksikmiş gibi geliyor. Bitkiyi yerleştir. Etrafına toprak koy. Ha, buna ben bir şey yapmıyorum. Az önce sürekli sol tıka bandım. Acaba onunla mı oldu falan diye düşündüm de. Bunları sulayabiliyor muyum? Yok. Tamam. Şimdi burada mı? Yine yaban otları sök. Çift renkli çakıl. Yapma ya. Tek renkli çakıl. Anam babam, bu iki yeri çift renkli yap. Bu iki yeri tek renkli yap. Şu tipe bak ya. Şu çirkinliğe bak. Şuranın tipe bir... Her neyse. Ne yapalım? Müşteri zevksizmiş. Ben de daha da zevksiz hale geleyim yani. Ne yapayım? Tatlı 12. Bak, dur bakayım şunu daha zevkli yapabilecek miyim? Ay. Lan tüylerim diken diken oldu. Şuna bak, ne güzel götürüyor. Aman Allah'ım yani. Ben bayıldım bir şey değil mi bu oyuna? Dur şuranın da çakılını yapmak istiyorum hemen. Kare yapalım bir de bakalım. Yani bir fark oluyor mu? Şu an full bu arada cepten yiyoruz. Yaptılar iki. Sanki yuvarlak daha bir güzel hissettiriyordu ya. Burayı da bayağı yabani ot götürüyor yani. Neden çakıl yaptığını anlıyorum adamın. Bitti mi bu? Tamam. Tık 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 tık. Yalnız burası da yabani ot cennetiymiş ha.
Ama ben hırsızlık yapmak istiyordum ya. Ben şu arabayı satıp kaçmak istiyordum yani. TikTok çok sıkıntı bir yer yani. Yani tamam, güzel içerik de var da yani. Dur. Ay yan. Ne yaptım ben? Nelere bak? Her şeye bastım. Şimdi burada farklı olsun. Uzun dar sütun. Bu da biraz daha genişinden olsun. Bundan olsun. Bunu nereye koyayım? Şu oradaysa biraz yana koyayım ki hem onun önünü kapatmasın ama hem de görünsün. Kas. Tabi. Aynen Cem. Çilyayın hiç havli değilmiş. Hop, bitkiyi koy. Etrafında torpah. Bir su içeyim. Abi ya, su içmek acı veriyor böyle. Vücut ısım azalıyor anasını satayım. Hissedebiliyorum böyle. Üşüyorum ya her su içtiğimde. Şunu da koyalım. Bunu mu koymuştuk? Bunu koymuşuzdur. Bunu da al. Ama bunu şey yapamayacağım. Koy ortaya gitsin. Kaz. Kaz. Ne güzel kazıyor ya. Müzik falan da çok güzel. Paylaşıyor ben. Allah sana sabır versin. Talha. Ben sana o kadar diyorum. Etrafına torpa at. Atalım. Bitkimizi de sulayalım. Oh. Bitti mi hepsi şimdi? Başka cidden hiçbir görev yok mu? Tamam. 1800 dolar iyi para. Temiz cukka. Bak bak. Şu çakılların renge bak ya. Pis adam, zevksiz adam. Ama güzel oldu yine de. Şu köşelerde kaldı, onları götüremedim bir türlü. Yapacak bir şey yok gari. Ya bilmiyorum, ben öyle her şeyi paylaşan insanları çok sevemiyorum. Hele de akrabamsa. ondan ötürü. Buradan... Bizim kendi evimize radyatör almamız bir şeye etki ediyor mu? Oo. Lan bir bok yapamıyormuşuz zaten, etraf dar. Kendi camlarımı temizleyebiliyor muyum? Yok, zaten temizliyor. Işığı aç. Oo, bayağı aydınlık oldu. Bu yangın dedektörümüz falan. Güzel. Devam edelim abi. Peki ben ev alabiliyor muyum? 32 bin dolar. Ha, 32 metrekare 35 bin dolar. Bizim ne kadarımız var? 32 bin dolarımız var. Aga be, en ucuzuna bile paramız yetmiyor. Elde bulunan. Aslında bunu satıp girişebiliriz de çok... Şimdi onu tadilat, tamirat yaparken de çok para kaybedeceğiz. Lan UFO yansana, UFO donuyorum ben burada. En fazla da mı yutuyorlar? Bu arada YouTube'daki dostlarım, bu bölümün burada sonuna gelelim. Biz yayına devam ediyoruz. Yayına katılmak için, yayın yaptığımızda haberdar olabilmek için Twitch Alpinya.tr takip edip bildirimleri açarsanız her yayın açtığımda size de haberi gelir. Evet, bu bölümlük... Ne? Oyunun adını unuttum. House Flipper'dan bu kadar. Görüşmek üzere.